Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün çok güzel bir yoğurt tarifi hazırladım. Mutlaka denemenizi ve videoyu baştan sona kadar izleyip püf noktaları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ben 3 litre sütle hazırlıyorum ve hep aynı yerden alıyorum arkadaşlar. 3 litre sütümü arzu ederseniz içiniz rahat etmesi için süzebilirsiniz de. Ben süzmeden tenceremin içerisine alıyorum. Alırken de birazcık döküyorum gördüğünüz gibi. Kusuruma bakmayın, birden açınca döküldü. Temiz bir tencereye muhakkak koyun arkadaşlar. Tenceremin içerisine alıp ocağıma götürüyorum. Ortalama 20 dakika boyunca kaynar durumda arkadaşlar. Ocağınızı öyle bir ayarlayın ki kaynaması durmasın lütfen. Gelip gidip 20 dakika boyunca böyle kepçeyi yukarıdan aşağıya doğru havalandırarak sütümü kaynatıyorum. Bu aşamaya lütfen çok dikkat edin. Zaten kaynadıkça göreceksiniz sütünüz azalacaktır arkadaşlar. O içerisindeki su, hava birlikte süt azalıyor. Hemen kenara aldım. Ilık kıvama, yani parmağınıza dokundu hafif yanar gibi hissettiğinizde tamamdır. Ben ayrı bir tencerenin içerisinde kaynatıp başka bir tencerede de mayaladım. Şöyle 2 kepçe kadar sütten alıp 1 çorba kaşığı kadar da yoğurttan, yani daha öncesinde mayaladığım yoğurdumdan ilave edip çırpıyorum. Arzu ederseniz aynı tencerenin içerisinde yapmak isterseniz bir tane kasenin içerisinde sütle yoğurdu karıştırıp ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Sütümü de karışımın içerisine ilave ediyorum. Ve güzel bir şekilde sarın. Üzerine de kapağını değil, bir herhangi bir süzgeç kapatmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ki üzerindeki sulanma, buharla yoğurdunuz çok sulu olmasın. Sıkıca kapatıp oda ısısında en az 4 saatte 6 saat arası mayalandırıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi ben oda ısısında 1 saat böyle bekletiyorum arkadaşlar, ağzı açık şekilde. Sonra dolaba kaldırın. 12-13 saat en az ve 24 saat arası muhakkak dinlendirin. Yoksa direkt kaşık sokarsanız sulanacaktır yoğurdunuz. Benim bu yoğurdum şu anda 12 saat sonra açtığım bir yoğurt arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taş gibi çok güzel bir yoğurt oldu. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.